Selam millet, Mert karşınızda. Bugün bir ürün incelemesi değil, bir platform incelemesi yapacağız. Başlıktan zaten gördünüz, bugünkü konuğumuz, daha doğrusu konuğumuz Amazon Prime. Bu arada videoya başlamadan bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz videoları çoğaltacağımı söylemiştim ve tam gaz devam ediyorum. Bu şekilde devam etmesini isteyenler yorumlara devam ke yazarsa sevinirim. Yok hayır daha az video gelsin diyenler de yorumlarda bunu belirtirse sevinirim. Gerçekten benim için de zor oluyor, bunu çok söylüyorum ama şu an saat 3.25 gece yarısı. Bu videoyu çekeceğim, bitireceğim. Ardından bir video daha çekeceğim. Sonra bu videoyu editlemeye başlayacağım. Bayağı sıkıntılı yani. Dediğim gibi düşüncelerinizi belirtirseniz sevinirim. Hadi videoya geçelim. Evet, dediğim gibi bugün Amazon Prime'den konuşacağız. Biliyorsunuz Türkiye'ye yeni geldi, muhakkak duymuşsunuzdur. Bugün biraz Netflix'le kıyaslamasını yapacağız. Aslında ikisini kıyaslamak çok doğru değil. Amazon Prime Netflix'e göre daha büyük bir portal. Dallara ayrılıyor. Netflix sadece bir video platformu. Ama Amazon Prime Video ile Netflix'i kıyaslayacağız. Bu arada Amazon Prime'ı da hiç hafife almayın. Dünya üzerinde tam 155 milyon paralı abonesi var. Sizce Netflix'in kaçtır? Biraz düşünün. O 155 ise bu 500 vardır dediniz ama değil. 192 milyon Netflix'in paralı abonesi var. Bu deneme sürümlerini kullanan üyeler geçerli değil bu sayılarda. Yani aslında aralarında çok bir fark yok, öyle söyleyeyim ve Amazon Prime'ın ilerleyen zamanlarda geçebilme ihtimali var gibi. Netflix'e göre artıları da var, eksileri de var. Videonun devamında zaten bunlardan konuşacağız. Değerlendirmeyi size bırakıyorum. Hadi bahsetmeye başlayalım. 30 günlük deneme süresiyle geliyor Amazon Prime. Ücretsiz bir şekilde 30 gün kullanabiliyorsunuz. 30 günün sonrasında 7.99 yani 8 TL'ye aylık üyelikle Amazon Prime ayrıcalıklarını kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Bu arada 30 günlük deneme süresi bitmeden bence siz de bir deneyin derim. Neden biteceğini söylüyorum. Çünkü Netflix sadece Türkiye'de 30 günlük deneme süresini durdurdu. Bu da suistimal edildiği için. Üşenmeden insanımız sürekli her ay yeni üyelik açarak, yeni mail üzerinden üyelik oluşturarak bedava kullanmaya devam ettiği için Netflix bunun suistimal edildiğini düşünüp bunu iptal etmişti. Gerçi 2 ay öncesinde pandemi sürecinin bitişine doğru, daha doğrusu karantina sürecinin bitişine doğru ilk ayı 1.99 yani 2 TL olarak yaptı. Bu da zaten kredi kartı bilgilerinizi alıp otomatik ödeme yapmanızı sağlamak için yapılmış bir sistem. O yüzden bir an önce suistimal edilmeden siz de bir deneyin derim. Netflix'in biliyorsunuz en ucuz paketi 17.99 ve bu pakette bazı kısıtlamalar mevcut. HD izleyemiyorsunuz 17.99'luk pakette. Ama Amazon Prime'da böyle bir şey yok. 8 lirayı verirseniz 4K bile izleme şansınız var. Prime Video'nun Netflix'e göre şöyle bir artısı daha var. Kaliteyi ayarlama şansınız var. Yani istediğiniz kalitede ayarlayıp izleyebiliyorsunuz. Netflix bunu otomatik yapıyor. Yani ben HD izleyeceğim, 4K izleyeceğim şeklinde ayarlama yapamıyorsunuz. İnternet hızınıza göre otomatik kendisi verebileceği en iyi kaliteyi veriyor. Ama Amazon Prime'da dediğim gibi seçebiliyorsunuz ve seçtiğiniz ayarın saatlik olarak veri tüketimini yazıyor. Bu çok güzel olmuş. Fakat bu sadece bilgisayarlarda geçerli. Mobil uygulamalarda Netflix'teki gibi kalite ayarı yapamıyorsunuz. Ben Amazon Prime'ı gelir gelmez kullanmaya başladım. Sizlere de göstereceğim bir yandan. Üyeliğimi oluşturdum. Şu an ücretsiz kullanıyorum ama devamında para vererek devam edeceğim gibi gözüküyor. Evet, şu an Prime Video'nun mobil uygulamasındayım. Bu şekilde Netflix'e benziyor uygulama biraz. Burada kategoriler halinde dizilmiş TV dizileri, işte filmler, çocuk içerikleri. Bu şekilde kategorize edilmiş alt kategoriler de var. Yani filmlere tıkladığınızda gerilim mi, aksiyon mu bunları da görebiliyorsunuz. Çok güzel filmler ve çok güzel diziler var. Mesela gördüğüm iyi dizilerden söyleyeyim. Seinfeld var, Mr. Robot var, Heroes var, The Office var, Doctor House var. Ve son olarak da benim ilgimi çeken Mad Men'i gördüm. Tabii ki Amazon Prime'ın kendine has içerikleri de var. Yani yapımcılığını üstlendiği içerikler de var. Şunu söyleyeyim, Türkiye'ye daha yeni yeni uyarlandığı için fazla içerik mevcut değil. Çünkü bunların altyazıları eklenip Türkçe dublajları yapılması lazım vesaire. Bu yavaş yavaş oturacak diye düşünüyorum. Netflix ilk çıktığında da bu şekildeydi. Yani şu anki gördüğünüz kadar içerik yoktu. Netflix'i çoğu kişi 2 sene önce falan kullanmaya başladı. Ben Türkiye'deki ilk Netflix kullanıcılarındanım. 2016 yılında ilk üyeliğimi oluşturdum. Zaten o sene geldim.
geldi Netflix. Hatta 2017 senesinde de Sense8 dizisini yarıda kestikleri için, yani iptal ettikleri için tepki gösterip üyeliğini iptal edenlerdenim. Sonrasında final bölümü çıkardıklarında tekrar Netflix üyeliği açtım ve devam ettiriyorum üyeliğimi. Konuyu toparlayayım. İçerikler kesinlikle çoğalacağına inanıyorum. Bu şekilde kalmaz. Bu arada arada gezerken şeyi de fark ettim. Netflix'te ortak dizi ve filmler de mevcut. Mesela bakalım ortaklarda ne var? Mesela dizilerden örnek vereyim. Prison Break var. Hem Prime Video'da hem Netflix'te bulunuyor. Ve inceledim. Çoğuna Türkçe dublaj getirmişler ama hepsinde yok. Altyazılı olanlar da var sadece. Ama şimdilik bence yeterli. Ve ilerleyen zamanlarda Türk yapımcılarla anlaşıp Prime Video üzerinden Türk dizilerinin de yayınlanacağını düşünüyorum. Umarım olur. En başında söylemiştim, dediğim gibi dallara ayrılmış bir platform Amazon Prime. Prime Gaming diye bir muhabbet var. Eski adı Twitch Prime. Size bu konuda da ayrıcalıklar sağlıyor Amazon Prime. Prime Gaming'in ayrıcalıklarından bahsedeyim. Bazı oyunlarda böyle skin, kutu, bu tarz size hediyeler veriyor. Ayrıca ücretli olup da ücretsiz oynayabileceğiniz oyunları da sunuyor size. Yani Steam'de vesaire 50-60 liraya satılan oyunları bazen ücretsiz olarak size sunuyorlar. Bu gerçekten güzel bir avantaj. Prime Gaming yazarak bedava olan oyunları, işte verilen skinler, kutular vesaire, bunlara bakabilirsiniz. Yani LoL'den çok anlamıyorum ama sanırım skin tarzı bir şey veriyor şu an LoL'de. Dediğim gibi bakarsınız zaten. Ve en güzel bölümüne geleyim. Çoğumuz Twitch izliyordur. Abonelik yaptığınız insanlar vardır ve yaklaşık 39-38 lira gibi para ödüyorsunuz aylık. Amazon Prime'ın şöyle bir avantajı var. Amazon Prime'a sadece aylık 8 lira ödeyerek Twitch Prime üyesi olabiliyorsunuz. İstediğiniz bir yayıncıya abone olabiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde. İster yabancı ister Türk olsun bu yayıncı, fark etmiyor. Yani hali hazırda birine aboneyseniz abonelikten çıkın, Prime üyeliği alın ve 8 liraya bu işi bitirin derim ve yanında Prime Video, Prime Gaming ve anlatacağım birçok avantajdan da yararlanmış olursunuz. Bu arada bunu nasıl yapıyorlar onu da söyleyeyim. Twitch'in sahibi Amazon. Bu şekilde bir entegrasyon yapmışlar. Ve gelelim Amazon bölümüne, yani alışveriş sitesi olan Amazon'a. Amazon Prime'ın bunda da çok büyük ayrıcalıkları var. Biliyorsunuz Amazon.com.tr biraz geç giriş yaptı Türkiye'ye ve benim beklediğim gibi bir giriş yapamadı açıkçası. Ben Amazon'dan çok daha iyi bir şey bekliyordum. Yani Türkiye'de en çok satış yapan site olmasını bekliyordum bir sene içerisinde. Ama olmadı. Amazon Prime'ı getirerek bir adım attılar diye düşünüyorum. Amazon.com.tr'yi de geliştirerek daha iyi hale getireceklerini düşünüyorum. Gelelim avantajlara. Amazon Prime üyesi olduğunuzda, yani bu 8 lirayı ödediğinizde Amazon.com.tr'nin tüm hızlı kargo seçeneklerinden faydalanabiliyorsunuz. Bazı ücretli kargolar da ücretsiz hale geliyor. Ve sadece Amazon Prime üyesi olan kişilere özel indirimler de yapılıyor. Yani sadece Prime üyesi olan kişiler o indirimden faydalanabiliyor. Zaten o ürünleri Prime logosuyla görebiliyorsunuz. Genel yapılan indirimlerde de indirime açılan ürünleri Prime üyeleri 30 dakika önceden satın almaya başlayabiliyor. Bu çok büyük bir avantaj. Çünkü bazı büyük indirimlerde stoklar hemen bitiyor. İlk siz ulaşabiliyorsunuz ve direkt size haber geliyor indirimin başladığına dair. Bu gerçekten güzel bir avantaj. Evet, videoyu kısa tutmak istiyordum ama yine benim çene tıt tıt tıt. Vallahi Netflix biraz ayağını denk alması gerekiyor gibi, çünkü gümbür gümbür geleceğini hissediyorum ben. Bu benim düşüncem. Bakalım, hep birlikte göreceğiz. Amazon çok büyük bir şirket. Hatta dünyanın en büyük şirketi. Bakalım, bir şey demek istemiyorum ama ben şu an bu fiyattan inanılmaz memnun kaldım. Yani bu parayı fazla çıkartırsınız ve Amazon Türkiye'de geliştikçe avantajlar da artacak. Bunu söyleyeyim. Çünkü Amerika'daki Prime avantajlarıyla şu an Türkiye'deki Prime avantajları çok farklı. Siz Amazon Prime üyeliği almayı düşünüyor musunuz? Aşağıda yorumlarda ona da yazarsanız sevinirim. Merak ettiğiniz bir şey varsa onları da yazabilirsiniz. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.